Ne habersiniz tayfa? Ben Fantastik Gintam animesinin Silver Soul Arc'ın 5. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. 10 üzerinden 9.1'lik bir bölümdü. Gerçekten güzel bölümdü. Çok komik sahneler vardı yine. Ve bölümün sonunda Kintama ile Tama kendini feda ediyor. Genko-sama da kendini feda ediyor galiba. O makinaların, o Kintama'nın ve Tama'nın yaratıcısı Genko-sama kendine feda ediyor ve hepsi önceki Joy Savaşı'nda, Amantolların bastığı savaşta Edo'nun işgal edilmesiyle itibaren yerin altından başlayıp yukarıya doğru uzayan bir elektronik makinaları devre dışı bırakacak arı oluşturma planı hazırlamış ve o kocaman yüksek teknolojik gökdelenin içine bir arı mekanizması yapmış ve bu arılar Edo'daki tüm makinaların içine girip onları yok ediyor. Ve bunu yapmak için çok yüksek bir enerji gerekiyor ve bu enerjiyi de Tama ile Kintama'dan kendine feda etmesiyle oluşturulacak enerji olacaktır. Bölümün sonunda Gintoki'nin bağırması ve Tama'nın Kintama'nın kendini feda etmesi. Sakata Kintama'nın benim son intikamım Gintoki'yi, o adamı yenecek olmam ve ondan önce dünyayı kurtaracak olmam dedi. Abi çok kötüydü ya. Gerçekten ağlayacaktım. Kötü seviyorum ben bu tarz şeyleri ve bundan 3 sene 4 sene önce Gintama'yı izlerken Gintama'yı böyle heyecanlı heyecanlı izliyordum ve onları şimdi bu şekilde feda olması insanı ister istemez acıtıyor ve üzüyor. O yüzden şundan uzun süren serileri gerçekten çok seviyorum. Çünkü o zaman ilk izlediğiniz anları hatırlıyorsunuz. Aa, Gintama, Gintoki'nin sarısı falan diye Tama'nın ne kadar komik olması, online oyunlara girmesi ve her tarafı hacklemesi. Bandai'yi bile geçen bölümlerde hacklemişti. Porori Art'ta. Şimdi bu şekilde kendini feda etmesi bizleri üzdü. Gerçekten üzüldüm yani. Çok kötü oldum. Bölümün başına şimdi tekrardan geçeceğim. Olay kurgusunu anlatacağım ve önemli noktalara değineceğim. Öncelikle ninjalar geri döndü. Hattora Zanzo ve Satchan, o sadist Satchan geri döndü ve direkt Gintoki'ye sarılmaya çalıştı. Gintoki suratına patlattı. Zanzo ise ninjaları direkt örgütlemiş ve bir siyah duman yaratmışlar. Ve bu duman zamanında ninjaların kullandığı silahları etkisiz hale getirmek için bir çeşit barutlu deşikmiş olsa gerek. Bu tamamen onaylı mı bilmiyorum tarihte bilgisiyle. Tam bir fikrim yok bu konu hakkında ama Gintama da böyle geçiyor. Uzay makinalarının içindeki mermi tabakalarına giriyor ve böylelikle mermi ateşleyemiyorlar ve Edo'nun korunmasında, o şatonun korunmasında çok büyük bir katkıda bulundular. Kendileri zaten Shogun Shigeshige'nin kız kardeş prenses Soyo Shigeshige'yi korumak için dedi. O dedi, nasıl abisinin kardeşi olarak burayı koruyorsa biz de onu o şekilde koruyacağız dedi ve artık gölgelerden çıkma zamanı geldi dedi. Ve Gintama'nın şöyle bir mükemmel bir yanı var. Evet dedi, pazartesi Shonen Jump çıkacak dediler ve Shonen Jump'ı almak için şimdiden savaşmaya başlamamız gerekiyor dediler. Gintoki ile atışmaları, Gintoki'nin Hattora Zanzo ile karşılaşması, o Basurlu Nija ile karşılaşması çok komikti ve Shonen Jump muhabbetlerini duymam benim hoşuma gitti. Zaten Zanzo bir ara şeydir, ben artık Shonen Jump okumuyorum, magazin okuyorum dedi. Magazinde farklı türde bir dergi, Shueisoya'nın çıkardığı bir dergi türüydü. Güzel, gerçekten mükemmel ve komik sahneler vardı. Satchan'ın gözünü kaybetmesi ve Gintoki'ye halen yürümesi, o uzun bazuka elini tutması falan ayrıyetten komikti. Ve Shinsengumi halen yapması gerekenleri yaptı. Yamazaki'nin bedeni gerçekten Zamazaki mi diyorlardı, öyle bir şey diyorlardı. Gerçek bedeni o değilmiş tayfa ve Yamazaki'nin asıl bedenlerini bırakmışlar. Arkada böyle bir tane ruh gibi bir şey var, Yamazaki'nin orijinal bedeni. Aslında bedenlerini değiştirmişler. Orada arkada çok komik bir kurgu var tayfa. Ondan yürüyor zaten ve Kondos'a dedi ki, Yamazaki dedi, ben de dedi bedenimi bıraktım. Dragon Ball'daki Goku gibi ağırlıklarımı bıraktım dedi ve Dragon Ball göndermesi artı bir orada zaten. Hemen Kondo-san goril haline geçti. Buradayım dedi ve goril olmuş. Abi süper ya. Goril geldi, hemen arkasında Kondo-san var, böyle sürükleniyor tişört gibi. Yamazaki'nin de arkasında, Yamazaki'nin eski bedeni var, sürükleniyor. Sonra böyle iki savaşmaya giderlerken bedenler birbirine dolaşıyor. Şimpachi hemen bedenleri ayırmaya çalışıyor. Kondo-san diyor ki, bedenlerimizi ayırın diyor. Şimpachi diyor ki, tişört ağlıyor diyor. Kondo-san ağlıyor. Bedenler tabii karıştığı için, eski beden ağlıyor. Okita Sogu geliyor hemen. Sogu diyor ki, tamam diyor, ben yardımcı olurum. Kılıcı bir koyuyor bedene ve beden yarılıyor. Kanlan böyle Kondo-san yalan oluyor. Zamimazaki'yi de hemen Ichigata-san hallediyor ve Sogu hemen Ichigata'ya bir tane sigara veriyor böyle. Diyor ki, ben sigara bırakmıştım, ne yapıyorsun Sogu diyor falan. Akciğerlerini düşünecek zaman değil diyor hemen oradan da Kagura. Burada dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz diyor falan. Böyle çok güzel aşırı mizahi yerler vardı ve benim hoşuma gidiyor. Gintama'nın mizahi yönleri beni çok mutlu ediyor tayfa. Onun dışında halen Amantollar saldırmaya devam ediyor. O prens
kırmızı saçlı prensimiz ve yanında Sakamoto Tatsuma var ve Nobunobu ve Shogun yukarıda onları izliyor. Katsura nerede? Göremedik. Katsura bir şeyler planlıyor olabilir. Katsura'yı göremememiz normaldi. Ve Katsura'nın da bir isyankar ordusu vardı. Bunu ilerleyen zamanlarda çıkarırlar mı? Merak ediyorum. Zamanında hep Shinsengumi ile kapışan ve Joya istilaya direniş örgütü yaratan Katsura elbet bu orduyu bir yerlerden çıkaracaktır. Kaç bölüm, kaç ark geçti bu orduyla alakalı, Katsura'nın dönemleriyle alakalı. Bunların hepsi önemli faktöriyeller tabi. Onun dışında Kabuto bölgesi gerçekten ortaya çıkan diğerleri falan çok iyi savunmaya başladı Kabuto'yu ve bizim parlayacağımız zaman geldi de Genko-sama ve makinaların üstünlüğünü dile getirdi ve çok güzel şekilde bunu bize yansıdıklarını düşünüyorum ben. Gintama harika gidiyor gerçekten. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bu kanalda en az Gintama izleyicisi var. Genel olarak Türkiye'de Gintama izleyicisi çok fazla yok. Gerçekten çok az bir kitle var ve bunların hepsinin ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Gintama serisi bağlılık isteyen ve fedakarlık isteyen bir seri olduğunu düşünüyorum. Ve ben çok başarılı görüyorum Gintama'yı. Kanaldaki en çok sevdiğim ve beni en çok duygusal olarak etkileyen serilerden biri Gintama'dır. Ve yeri bende çok farklı. O yüzden yorum atıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Özellikle yorum atın. Lütfen beraber tartışıp seriye devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Makinalar ile ilgili konu Genko-sama, Gintama ve Tama ile ilgili konu devam ediyor ve Shinpachi'nin bu resmen buradan dıt çıkardı demesi falan, o Neil Armstrong esprisi halen devam ediyor. İlk bölümlerden bile o kar yağan zamanlarda Neil Armstrong esprisi vardı ve Neo Armstrong olarak karşımıza geri döndü tayfa. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mr. Raindrop falling away from me now.